Merhaba sevgili gençler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İnkılap Tarihi dersi için hazırlanmış yazılı sorularının çözümüyle karşınızdayız. Genellikle 11. sınıflarda görülür tarih arkadaşlar. Bazen de seçmeli olarak İnkılap Tarihi dersi konabiliyor 12. sınıflara. İkisinin müfredatı aynı arkadaşlar. Her iki sınıf içinde kullanılabilir 11 ve 12. sınıf. Hemen başlayalım karma. Yeni hazırlanmış çok güzel bir sınav arkadaşlar. Hemen başlayalım. Önce boşluk doldurma sorularımız var. Amasya görüşmelerine Osmanlı hükümeti adına kim katılmıştır? Temsili heyeti adına kim katılmış şeklinde soruyor. Evet, Amasya Osmanlı hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa'dır arkadaşlar. Şöyle diyelim. Bahriye Nazırı. Mutlaka not alın arkadaşlar. Salih Paşa. Temsili heyeti adına elbette ki Mustafa Kemal'dir değil mi arkadaşlar? Mustafa Kemal katılmıştır. İkinci sorumuza bakalım. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde müdafaa-i hukuk grubu yerine, hani Mustafa Kemal demişti, müdafaa-i hukuk grubu kurun orada ama bunlar ters gitmişti. Yerine felah-ı vatan kurulmuştu. Müdafaa-i hukuk yerine değil mi arkadaşlar? Özür diliyorum, felah-ı vatan ve yazdık. Atatürk'ün istemediği bir şeydi bu aslında. Felah-ı vatan grubu kurulmuştur. Geçelim. Üçüncü sorumuz ne istiyor? Mustafa Kemal son Mebusan Meclisi'ne nerenin vekili olarak seçilmiştir? Elbette ki unutmayın, Mustafa Kemal Atatürk Erzurum milletvekili olarak seçilmiştir arkadaşlar. Erzurum, evet. Bu bilgi çok fazla yerde karşınıza çıkacak bir bilgidir. 4. İşgallere karşı ilk silahlı direniş nerede olmuştur arkadaşlar? Biliyorsunuz Hatay Dört Yol. İlk kurşunu da atan ise Kara Mehmet'tir sevgili gençler. Kara Mehmet. Bu da ek bilgi olarak bir kenarda kalsın. Hatay Dört Yol'da ilk silahlı direniş olmuştur ve ilk kurşunu atan da Kara Mehmet'tir. Bir sonraki soru, Mustafa Kemal Samsun'a göreviyle hangi görevle gitmiş arkadaşlar? Bir ordu müfettişi olarak. Kaçıncı ordu müfettişi olarak gitmişti? 9. Ordu müfettişiydi değil mi? 9. ordu müfettişi olarak Samsun'a gitmişti Mustafa Kemal. Evet, boşluk doldurma sorularımız bitti. Geçelim, ne var burada? Bir karşılaştırma var arkadaşlar. Numarayla belirtiniz demişler. Evet, belirtelim. İlk kez milli sınırlardan nerede bahsedilmiştir arkadaşlar? Havza, Amasya, Erzurum değil mi? İlk defa milli sınırlarda Erzurum'dan bahsedilmiştir. Vatan bölünmez bir bütündür değil mi? Bu bütünde misak-ı milli sınırlarıdır deniyordu. 1. Erzurum. 2. Bakalım ne diyor? Milli mücadelenin programının ilk kez, evet, programı, amacı ve gerekçesi değil mi? Nerede belirtilmişti arkadaşlar? Amasya'daydı değil mi? Amasya görüşmeleri diyoruz, özür. Amasya genelgesi. 2. Amasya genelgesi. Şurayı silelim, yanlış oldu. Amasya'yı gördük. Yanlış gittik. Üçüncüsü ne diyor bakalım? İşgallerin protesto edilmesi istenmiştir. İlk defa işgaller nerede protesto edilmiş arkadaşlar? Havza'ydı değil mi bu? Havza. 4. İstanbul Hükümeti Temsili Heyeti'ni resmen tanımıştır. İstanbul Hükümeti Temsili Heyeti'ni ne zaman resmen tanıdı? Bir görüşme yaptılar değil mi arkadaşlar? Bu Amasya görüşmeleriydi. Hemen geçiyoruz. Bir sonraki, İrade-i Milliye adına bir gazete çıkarılmasına karar verildi. Ki bu Sivas'tır arkadaşlar. Sivas'ta karar verilmiştir bir gazete çıkarılmasına. Evet, bu sorumuzu da yaptık arkadaşlar. Eşleştirmemizi yaptık. Lütfen not alın bunları. Karşınıza çıkacaktır. Burada ne diyor arkadaşlar? Her sorunun bu anı 5 ama cevaplayınız. Kısa cevaplı sorularmış bunlar da arkadaşlar. Hemen yapalım. A. İşgallere karşı oluşturulan silahlı yerel direniş örgütleri hangi isimle tanımlanmıştır? Elbette ki bilmeyecek yoktur sanırım. Kuvayi Milliye. Bir sonraki, son Osmanlı Mebusan Meclisi hangi kararlar sonucu işgal edilecek kapatılmıştır? Evet, 16 Mart 1920'de işgal edilmişti. Peki niçin sinirlenmişti Batılılar?
Misak milli kararları onları çok sinirlendirmişti, değil mi? Evet, misak milli kararları buna neden olmuştu. C. Mustafa Kemal hangi olay sonrası sine-i millet, yani millete dönüş kararı alarak askerlikten istifa etmişti? Hani Mustafa Kemal Samsun'a çıkmıştı, değil mi? Samsun'da yaptığı çalışmalardan dolayı Padişah Vahdettin geri dön, seni azlediyorum telgrafı çekmişti arkadaşlar. Geri dön yoksa azlediyorum. Ne diyelim? Padişahın seni, şöyle yapalım, azlediyorum telgrafı üzerine. Siz beni azledemezsiniz, ben istifa ediyorum diyerek istifa etmiştir. İstifa etti. Evet, Mustafa Kemal böyle bir askerdi arkadaşlar. Bir sonraki. Milli mücadele sürecinde Osmanlı tahtından hangi padişah bulunmaktaydı? Evet arkadaşlar, hangi padişah vardı milli mücadele döneminde, yani 1918-22 yılları arasında olan bir padişahtır bu. Bu padişah 6. Mehmet Vahdettin'dir, değil mi? Vahdettin 1918 ile 1922 yılları arasında tahtta kalmıştır arkadaşlar. Ege bölgesinde halkı Yunan işgallerine karşı örgütlemek için düzenlenen kongrelerden bir tanesini belirtiniz. Aslında bir değil, birden fazla var. Önemli birkaçını yazarım. Birincisi nedir arkadaşlar? Balıkesir. Balıkesir Kongresi ve Alaşehir, bunlar önemlidir aslında. Evet, Balıkesir ve Alaşehir kongreleri oldukça önemli kongrelerdir arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuz, bakalım neymiş? Evet, test soruları geldi arkadaşlar. Test sorularını hızlıca yapalım, fazla vakit kaybetmeyelim. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özelliklerinden birisi değildir. Kurucu özelliği vardır, olağanüstü yetkilere sahiptir. Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir. Güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Hayır. Güçler ayrılığı değil, güçler birliği, ulusal egemenliği kurumsallaştırmıştır. Evet, güçler ayrılığı yok 1. TBMM'de, güçler birliği var. Hemen geçelim 2. sorumuza. Temsil heyeti yürütme yetkisini kullanarak Batı Cephesi Komutanlığı'na kimi atmıştır? Ve ilk yürütme yetkisidir arkadaşlar. Sivas'ta kullanmıştır. Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Komutanlığı'na atamıştır. Geçiyoruz 3. sorumuza. Hangisi Sivas Kongresi'nin özelliklerinden biridir diyor arkadaşlar. Doğru okuyalım. Biridir. Osmanlı hükümetinin görevini yerine getirmediği ilk kez, hayır. Bu ilk kez değil, Amasya'dır. Milli mücadelenin yöntemi Amasya'da belirlendi. Manda himaye ilk kez reddedildi. Erzurum. Mustafa Kemal'in sivil olarak katıldığı ilk kongre, hayır, Erzurum. Tüm cemiyetlerin Anadolu Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile birleşmesi, işte bu Sivas Kongresi'nin bir özelliğidir arkadaşlar. Hemen geçiyoruz 4. sorumuza. Yukarıdaki gelişmelerin kronolojisi istenmiş arkadaşlar. Hemen yapalım. Amasya, Sivas, Amasya görüşmesi, Erzurum. Bu bir en başta olacak. Şunu eledik, şunu eledik. Ondan sonra arkadaşlar ne gelecek? 4 gelecek. 4 ikinci sırada olacak. Bunu eledik, bunu eledik. Yani D seçeneği kaldı. 3 Sivas, 4 Amasya görüşmeleri. Evet, doğru cevap D seçeneği arkadaşlar. Hemen 5. sorumuzu da yapalım. Misak-ı Milli'de yer alan siyasi, adli ve mali gelişmelerimize engel olacak ayrıcalıklar kabul edilemez kararıyla hangisine tepki gösterilmiştir? Tabii ki arkadaşlar, kapitülasyonlardır bunlar, değil mi? Kapitülasyonlara direkt tepki gösterilmiştir ve reddedilmiştir, kabul edilemez demiştir. Geçelim 6. sorumuza arkadaşlar. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha sonra meydana gelmiştir? TBMM'nin açılması nedir? 23 Nisan 1920. Misak-ı Milli kararları arkadaşlar, Misak-ı Milli kararları, temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi, son Osmanlı Mebusan Meclisi,
Kuvvetleri'nin açılması, İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgali. Nedir bu? 16 Mart 1920. Bu 16 Mart, bu 23 Nisan arkadaşlar. O halde daha sonra en geç A seçeneği arkadaşlar 23 Nisan 1920. Hemen geçelim 7. sorumuza. Engels Rum Kongresi'nde manda himaye kabul edilemez. Uluslar sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Azınlıklara siyasi sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Ulusal güçler etkin ulusal iradeyi egemen kılmak esastır diyor kararlarına göre. Kongrede hangi kavramın savunulduğu söylenemez. Bağımsızlık kesinlikle, özgürlük evet, ulusçuluk kesinlikle, laiklik, eşitlik kaldı. Eşitlik evet, laiklikten bahsediyor mu arkadaşlar? Burada bir laiklikten söz edilmiyor. Bunu savunduğu söylenemez Erzurum Kongresi. Zaten ortam laiklik için uygun değildi arkadaşlar. Hemen geçelim 8. sorumuza bakalım. Misak-ı Milli kararlarının arasında yer alan maddelerin hangileri sorunlara demokratik çözümler arandığını gösterir? Bakalım. Sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Demokratik kalsın bir kenarda. Arap topraklarının geleceğini burada yaşayanlar belirler. Evet, bu kesinlikle var. Batı Trakya'nın geleceğini orada yaşayanlar kesinlikle var. 2 ve 3'ün olduğu 1 zaten bir bütündür, bölünemez nedir? Hayır, bu demokrasi değil, 1 yok. 2 ve 3 arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği. Hemen 9. sorumuzu yapalım. Hangisi Mondros-Ateşyaz Anlaşması'ndan sonra ortaya çıkan milli cemiyetlerin ortak özelliği değildir? Bunlar yereldir biliyorsunuz. Bağımsızlık duygusu evet, bölgesel nitelikte olmaları kesinlikle. Sivas Kongresi'nde birleşmişlerdir evet. İşgallere karşı çıkmışlardır. Ulusal egemenliği hayır. Ulusal egemenliği gerçekleştirmek değil arkadaşlar. Yerel kurtuluş. Yerel kurtuluşu hedeflemişlerdir. Ulusal egemenliği değil. Doğru cevap E seçeneği. 10 ve sonuncu sorumuz arkadaşlar. Hemen yapalım bakalım. Yukarıda eşleştirmelerden hata yapılmış, hangileri yanlıştır diyor. Bakalım arkadaşlar. Amasya genelgesi milli mücadelenin yönteminin belirlenmesidir. Evet doğru. Burada ne diyor? Yanlıştır. Yanlışı bulacağız, hata yapmayalım. Evet arkadaşlar, bu doğru. Amasya görüşmesi Mebusan Meclisi'nin açılma kararı. Evet, bu da doğru. Sivas Kongresi temsili heyetinin yürütme gücünü kullanması. Evet, Ali Fuat Paşa'yı Batı cephesine atamıştır. Bu da doğru. Havza genelgesi Mustafa Kemal'in askerlikten ayrılması. Hayır, Havza genelgesi değil, Amasya genelgesinden sonra istifa etti arkadaşlar. 1-4 var. Mebusan Meclisi Mustafa Kemal'in Ankara'dan mebus seçilmesi. Mebusan Meclisi Mustafa Kemal Ankara'da değil, Erzurum'dan, az önce söylemiştik değil mi? Erzurum'dan meclis seçildi. Yani ne var? 4 ve 5 hatalı. Evet, nerede var? B seçeneğinde var. Evet arkadaşlar, sınavımız burada bitti. Çok güzel bir sınavdı. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip bol bol da yorum yazarsanız yeni yazılar gelecek arkadaşlar. Hoşça kalın, bizimle kalın ve başarıyla kalın sevgili gençler.